Yeşilçam'ın unutulmayan usta isimlerinden Fatma Girik'in tüm bilinmeyenleri ve şöhret yolculuğunu getiriyoruz ekranlarınıza. Nasıl ünlü oldu? Hayatının aşkı Memduh Ün'le nasıl tanıştı? Yavrumun talihi bana benzemesin. Yavrumu size, size, yavrum. Kaç film çekti? Nasıl Türk sinemasının ezogelini oldu? Bundan sonra her gün gelip beni işten alacaksın. Aylık olarak da 50 lira vereceğim. Hayat arkadaşı Memduh Ün'ün kaybı ona neler yaşattı? Memduh öldü, böyle sanki evimin damı çöktü. Yıllara meydan okuyan yüz güzelliğinin inanılmaz formülü ne? Onu böyle iyice eritiyordum. Ondan yüzümü ondan böyle şey yapıyordum. İşte tüm bilinmeyenleriyle Türk sinemasının efsanesi Fatma Girik'in hayatı. Yıllar, 15 yaşında sinemaya ilk adım. 12 yaşında babasına ben artist olacağım diyerek oyunculuk sevdasına düşen Fatma Girik, ilk sinema deneyimini 1954'te yaşadı. O filmi çektiğinde henüz 15 yaşındaydı. Annem buna razı olmaz ki. Aşk ferman dinlenir. Kararım katidir. Annemi razı edeceğimden eminim. İlk başrolünü 1957'de oynayan Fatma Girik, 1960 yılında hayatının aşkı Memduh Ün'le tanıştığı Ölüm Peşimizde filminde oynar. Bir kız yeter. Olmaz. Üç kız, üç oğlan olacak. Oğlanlar sana, kızlar bana benzeyecek. Ama burunları sana benzesin. 180 filmde rol oynayan Fatma Girik'in kariyeri rekorlarla dolu. 1962 yılında bir yılda tam 10 filmde oynayan Fatma Girik, 1964 yılında bir yıla tam 17 film sığdırır. O güzel ayaklarınıza yazık değil mi Ruhsar Hanım? Otomobile buyurmaz mısınız? Ayaklarımın güzelliğini yürüyüşlerime borçluyum Fikret Bey. Bugün cumartesi, biraz gezdirmeme müsaade eder misiniz? Teşekkür ederim ama bir yere uğramam lazım. Ben de gelsem mahsuru var mı acaba? Uğrayacağım yere sizin girmeniz doğru olmaz. Ziyanı yok, kapıda beklerim. Memduh Ün'le 57 yıl süren büyük aşk. Fatma Girik'in kariyerindeki başarının mimarı, hayat arkadaşı Memduh Ün oldu. Memduh Ün'le yaşadığı aşk başlı başına bir film konusu. Yol arkadaşım, gördün mü, duydun mu, olup bitenleri. Kıskanıyor insan bazen basıp gidenleri. Fatma Girik'e aşık olan ilk sinemacı Talat Artemel. Artemel, Fatma Girik'i istemeye bile gidiyor o yıllarda. Talat Artemel'e kız isteme sırasında eşlik eden isimse Muhterem Nur. Muhterem Nur, o yıllarda Memduh Ün'le aşk yaşıyordu. Gün oldu, devran döndü. Memduh Ün, Muhterem Nur'la ayrılıp Fatma Girik'le 57 yıl sürecek bir aşkın iki kahramanı oldular. Memduh öldü, böyle sanki evimin damı çöktü. Direkt olay 57 yıl. Az mı? Bir ömür. Memduh Ün'ün kaybı sonrası, Ömür Sabuncuoğlu ile yaptıkları sohbet sırasında hayat arkadaşının onun için ne ifade ettiğini bakın nasıl anlatmıştı Fatma Girik. En çok birlikte ne yapmayı özlüyorsunuz? Memduh'la film çekmeyi. Film çekmeyi. Fatma Girik'in büyük başarılar elde ettiği filmler. Fatma Girik'e lakabını veren film Ezogelin'dir. Duymuş olasın Ali Yiğit. Ezogelin tetiği çeken eli ister. Nişan alan gözü ister. Lakin hepsinden önce inanan, seven yüreği ister. Zor rollerde Anadolu kadınını defalarca canlandıran Fatma Girik, kimi zaman boş beşikte bir kartalla savaşan anne olmuştur, kimi zaman toprak anada acılı bir Anadolu kadını. Haram olsun sana! Ne?
Erkek Fatma diye de bilinir. Bu isimde bir filmi olan Fatma Girik, aynı zamanda Şoför Nebahat filmiyle de bu yönde bir oyunculuk sergilemiştir. Al şunu. Saat 7 lira yazdı, sadaka mı veriyorsunuz? Verdiğimiz yetişmiyormuş gibi bir de fazla para istiyor. Utanmıyor musun? Bir de kadın olacaksın. Yıllar sonra kendisine neden erkek Fatma dendiğini sorduğumuzda bakın nasıl yanıt vermiş Fatma Girik. Peki orada kaptan mutlu musunuz, mutsuz mu erkek Fatma? Ben erkeğe benziyor muyum ya? Hayır. Her şeyimden kadına benziyorum. Hem de yaşımın güzel bir kadınıyım ya. Kesinlikle. Ben 74 yaşındayım. 18 yaşına değilim ki. Oğlum sana söylüyorum. Sen erkeksin. Söyle bakalım. Erkeğe benziyor muyum? Hayır. Çekiyorsun değil mi? Evet. Yapımcıların zoruyla şarkıcılık yaptığı yıllar. Bir dönem oyuncuların sahneye çıkması ve plak doldurması modaydı. Bu modaya 1965 ve 1975 yıllarında yaptığı iki plakla Fatma Girik de uydu. Sabrediyorsun, ben sabır taşımayım, döndürüp duruyorsun, değirmen taşımayım. Şarkıcılık yıllarında çıkardığı 45'liklerden biri olan Aşk Düğümü çok sevilmişti. O şarkıyı yıllar sonra Show TV için seslendirmişti Fatma Girik. Sarhoşum senin ile başka bir içilmiyor. Ömür denilen şey yalnızlık çekilmiyor. Terk ederek Bodrum'da yaşamaya başladı. Fatma Girik son yıllarında gerek hayattayken Memduh Ün'le gerekse hayat arkadaşını kaybettikten sonra Bodrum'da yaşadı. Bodrum'da hayat çok güzel. Yani çok güzel derken herkese göre değişiyor. Yani güzel bir yemek yemek, evinde olmak, gazetelerini okumak, kitabını okumak, filmlerini seyretmek. Yani benim için tatil ve Bodrum bu. Halkın arasından bir isim Fatma Girik. Dört yapraklı yoncanın hepsi birer efsane. Ama Fatma Girik kadar halka yakın olan bir isim yok. Ama ben bunun parasını vermek istiyorum. Parayı almaz. Ben para almıyorum. Bu size, bu sizin için hediye. O zaman ben seni bir öpeyim. Hadi. Hadi bakalım. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Çocuk yanını hiç kaybetmeyen Fatma Girik'in Berlin sokaklarında çekilen şu görüntülerindeki neşesine baksanıza. Zaten halkı ne kadar çok sevdiğini yıllar önce halk istediği için siyasete girerek göstermiş, Söz Fato'da adlı haber programıyla halk düşmanlarıyla mücadele etmişti. Gereken yerlerde gizli kamera kullandık. Tespit ettiğimiz görüntüler Mükerrem'in iddialarını doğruluyordu. Son yıllarda yaşadığı rahatsızlıklarla sevenlerini korkuttu. Fatma Girik son yıllarda maalesef yaşadığı rahatsızlıklarla haber oldu sık sık. Yürüme gereçleri yardımıyla yürüdüğü görüntüler basına yansımış ve hayranları bu görüntülere çok üzülmüştü. Gerçekten hayata veda etmeden aylar önce öldü haberlerine neden olan bir kaza atlatmıştı evinde. O kaza anında neler yaşadığını Show TV'ye anlatmıştı. Peki evde düştüğünüzde kim vardı, o an kim yetişti? Evde benim büyüttüğüm, benim sevdiğim bir çocuk var. İşte kız kardeşimin kızı var. Kız kardeşim vardı. Annem de içeride uyuyordu ama yani
anlatamam sana. Böyle bir sancı, böyle bir acı olamaz. Zor yetiştim hastaneye. Eşsiz güzelliğinin sırrını anlatmıştı. Eşsiz bir çift göz. Fatma Giri'nin o sihirli bakışları bu bir çift gözle hayatımızı aydınlattı. Yanlışlıklarımı başka bir tarafa sürebilirdi. Masmavi gözlerini ve güzel yüzünü hep çok sevdik. Peki o nasıl bakıyordu kendine? Eskiden böyle sabunlandığım lifin üstüne toz deterjan koyardım. Ama bunu herkese söylüyorum. Yani sen yapma diyorum. Ben yapıyordum. Onu böyle iyice eritiyordum. Ondan sonra yüzümü ondan böyle yapıyordum. 200'e yakın film, diziler, televizyon programları ve başarılar. Halka hizmet ettiği yıllar. Yıllarca sevenlerine ışık olan bir çift mavi göz. O artık yok. Dört yapraklı yoncanın bir yaprağı soldu gitti aramızdan. Nurlar içinde uyu, seni hiç unutmayacağız Fatma Girik.